Baba, yeni otelde Temel Reis'in odası yoktur değil mi? Niye sordun oğlum? Temel Reis'in odası çok kötü kokuyordu. Başka bir otelde kalalım mı? Tamam, merak etme. Zaten başka bir otelde kalacağız. Önce şuradan bir parayı çekelim. Hep aynı taktik. Yaşlı güven veren bir tip gönderiyorlar. O mağdurları lafa tutarken kartı kopyalamış adi herifler. Bakın burada sizi lafa tutuyor şahıs. O arada çetenin hackerları bankanın ATM'sine uzaktan bağlanıp kart bilgilerinizi kopyalıyor. Saat 22.12. Saat 22.14'te de siz ATM'den ayrılıyorsunuz. 22.17'de de bütün hesabınız boşaltılmış. Bula bula bizi mi bulmuş bu şerefsizler? Bunlar profesyonel Fırat Bey kardeşim. Sizin İstanbul'un yabancısı olduğunuzu şıp diye anlamışlardır. E ne olacak peki? Böyle ellerini kollarını sallaya sallaya gezecekler mi? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Dedim ya, sizden başka 4 tane daha mağdur var. Anlaşılan bunlar çok büyük bir şebeke. Yakalamamız zaman alacak. Benim o kadar vaktim yok ki abi. Yani benim bütün varım yoğun bu paraydı. Çocuğun tedavisi, kalacak yerin parası, o su, bu su, hepsi. Anlıyorum, anlıyorum ama siz de bizi anlayın. Organize şube peşlerinde. Henüz bir ize ulaşamadılar. Ne kadar demiştiniz? 24.500. Çok da yüklüymüş. Neyse, siz ifadenizi imzalayın. Biz bir bilgiye ulaşırsak size haber veririz. Yanlış anlaşılma olmuş. Birkaç gün halledeceklermiş. Birkaç gün mü? Ne yapacağız birkaç gün parasız? Bir yolunu buluruz o. Zafer amcayı arayalım mı? Arayalım. Hadi. Hadi gel dışarıda arayalım. Hadi. Allah Allah. Baba ne oldu? Uyuyor herhalde oğlum. Zafer amcan uyuyor. Yalnız fena yağmur geliyor oğlum. Hadi. Gel oğlum. Thank you.
bakayım. Gel. Isınacak bir şey, hiç merak etme, tamam mı? Sönmedi. Denizaltı çalışa geçti. Denizaltı mı? Denizaltı. Bak, burası kocaman bir denizaltı. Kaptan da sensin. Bak, birazdan dalışa geçtiğimizde bu içerisi sıcacık olacak. Böyle hamam gibi. O yüzden bak, ben tişörtle kaldım. Sen de ısınacaksın, merak etme. Ben de çıkartayım o zaman. Hayır. Kaptanlar üniformalarını asla çıkartmazlar. Niyemiş? Çünkü kaptan oldukları belli olsun diye. Şimdi bütün mürettebat olarak emir ve görüşlerinize hazırız kaptan. Profesör de kaptan yardımcısı olsun mu? Siz nasıl uygun görürseniz. Profesör, kaptan sizi yardımcılığına terfi etti. Yeni görevinize layık olmanızı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ah kaptan, bakın duyuyor musunuz? Makineler çalıştı, duyuyor musunuz? Tam yol ileri. Bakın, 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 bakın. Okyanusun dibine doğru ilerliyoruz, görüyor musunuz? Ya kaptan, benim gözlerim çok iyi görmüyor. Şu karşıdakiler balık mı? Balık. Balık değil mi? Şuradaki koca kafalı balığı görüyor musunuz? Koca kafalı bir balık. Aa, şurada da vatos var, gördünüz mü? Vatos mu? Vatos, o okyanusların kanatlı balığı. Bakın, uçuyor gibi. Kaptan, sizin uykunuz geldi. Dinlenin isterseniz. Kaptan uyuyor mu hiç? Son kaptanlar uyur. Siz uyuyun ki dinlenin. Yarın güçlü kalkın. Size ihtiyacımız var. Hiç merak etmeyin. Yüzeye çıktığımızda ben sizi uyandırırım. Tamam çavuş. Uyandır ama. Sakın okyanusa da çarpma. Emredersiniz kaptan. Hiç merak etmeyin. Allah size rahatlık versin. Kahvaltıya geleceğim mi? Ne? Kahvaltıya geleceğim mi? Anlamadım. Kahvaltını getireyim mi? Kardeşim, burada uyunur mu hiç? Bak, çocuğu da eba etmişsin. Ben hangi ara bu kadar uyuyakaldım be? Güneş. Güneş oğlum, hadi kalk. Oğlum hadi. Güneş. Güneş. Hadi oğlum, sabah oldu, uyan artık. Hadi şampiyon, kalk. Kalk bak. Gündüz oldu. Herkes ayağa kalkmış. Hadi şampiyon. Yüzeye çıktık kaptan. Uyanın artık. Güneş. Güneş. Güneş oğlum, Güneş. Baba. Oğlum, iyi misin? Korkuttun beni ya. Niye korktum ki? Uyuyordum. Yok yok yok, bir şey. Yok bir şey oğlum, hadi. Hadi kalk, gidiyoruz. Hadi bakalım. Altına işemiş ya bu. İstemeden olmuş baba. Tamam oğlum, tamam. Hadi gel bakayım, gel. Tamam ustacığım, korkacak bir şey yok, tamam. Hadi. Ya çocuk, bir şey olmaz da çocuk yani. Tamam, bağırma sen de çocuğun dibinde. Geçmiyor tabusun işte. Geçmiyor ya. Ben böyle nasıl gideceğim iş görüşmesine? Özür dilerim.
üşüdüm ya, ondan oldu. İlaçlarda hep kötü kokutuyor içime. Önceden böyle kokmuyordu hiç. Tamam aslanım, üzülme sen. Geçti, kokmuyor zaten bak. Yok. Ama az önce kötü kokutuyor dedin. Evet, öyle dedim. Ama sana bir sır vereyim mi? Ben hiç koku almıyorum ki. Niye? Renkli yediğim yumruklar yüzünden. Ama otelde Temel Reis'in odasında ıspanak kokusunu almıştı. Aslında almadım. Sadece ıspanakların izini gördüm duvarda. Yani kötü kokmuyor mu ceketim? Çimekçiye! Karnın acıktı mı? Acıktı. Hadi bir simit alalım. Usta. Bize bir simit versene. Ne kadar abi? 1 lira abi. 1 lira mı? Yapma ya. Benden olsun, sıkıntı yok. Yok ya, olur mu öyle şey? Olur be abi, sıkıntı yok. Peki eyvallah, al. Yok. Al abi, al. Eyvallah abi. Lafı mı olur ya? Al bakalım şampiyon. Kendi almamışsın. Ben aç değilim oğlum. Hadi afiyet olsun.